Sayın Bakanımızı karşısına ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyetle özellikle hem değerli bakanımıza hem beraberinde gelen değerli heyetine çok çok teşekkür ederiz. Kars elbette ki dün Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı vardı. Tarım ve hayvancılık şehri, buna hiç şüphe yok. Ancak özellikle barındırdığı inanç ve kültür turizmi anlamında barındırdığı değerlerimizi, Sarıkamış kış turizmini 12 aya yayabilmek adına yaptığımız çalışmalar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın son yıllarda özellikle ilimizde ve ilçelerimizde yaptığı çalışmalar bizim için çok çok önemli. Değerli Bakanım, huzurlarınızda arkadaşlarım adına tabii milletvekili, il başkanımız, arkadaşlarımız adına sizlere ve ekibinize çok çok teşekkür ediyoruz. Başlattığınız birçok çalışma var. Bu çalışmalar memnuniyet verici. Nitekim bugün hani öğren yerini birlikte gezdik. Orada hem başlattığınız çalışmalar hem arkadaşlara verdiğiniz talimatlar içinde teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi tekrar arz etmiş olalım. Diğer değerlerimizi daha fazla gün yüzüne çıkarabilmek, gerek Kars'ın farkındalığını artırmak, gerekse gelen misafirlerimize sunabilmek adına çalışmaların hepsinde bakanlığınızın direkt veya dolaylı katkısı ve emeği var. Vali Bey de zaten tek tek anlattı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Daha önce sizlerle Ankara'da da paylaşmıştık. Ancak Kars'a olan ilginizi biliyoruz. Özellikle Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin bize yaptığı manevi hamilik önemli. Onunla ilgili doğrusu muhabbetinizi biliyoruz. Daha önce de birçok kereler Kars'a geldiniz ve bunu ifade ettiniz. Siz de demiştiniz ki tekrar yerinde gidip değerlendirelim, görelim. Nitekim bu anlamda Harp Tarihi Müzesi de dahil veya bizim Kanlı Tabya dediğimiz müze haline getirdiğimiz, biraz sonra açılışını yapacağımız mekan da önemli. Onun için de teşekkür ederim. Ama belki daha da önemlisi biraz sonra inşallah Sarıkamış'ta Kars ve Sarıkamış'la ilgili turizmin geleceğini masaya yatıracağımız toplantıyı da biz çok önemsiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hem daha önce bununla ilgili yaptığınız çalışmalar, hazırlıklar hem de bugün burada özellikle yerinde görüp tekrar bir ne yapıyoruz, ne yapacağız, nasıl yapacağız masaya yatıralım dediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. İnşallah değerli hemşehrilerimizin hiç şüphesi olmasın ki tarım hayvancılık şehir kimliğimizi unutmuyoruz. Bakü, Tiflis, Kars dahil olmak üzere artık bir lojistik üs haline geldiğimizi, lojistik merkezi haline geldiğimizi de unutmadan onları nasıl faydaya çevirebiliriz diye uğraşıyoruz. Ve bir şey daha değerli bakanım, özellikle Bakü, Tiflis, Kars'la birlikte Asya istikametinde de artık yolcu taşımacılığı yapabileceğimiz için Kars'ın turizminin bu anlamda da daha fazla gün yüzüne çıkması ve trenle seyahat eden turisti de buraya getirebilme şansı yakalamış olmamız bizim için önemli. Söyleyelim tekrar, tarım hayvancılık şehriyiz ama turizmimiz olmadan olmaz. Bu konuda sizin yaptığınız, başlattığınız çalışmalar çok çok önemli ama bundan sonrakiler ondan da önemli olacak. Tekrar bu yüzden değerli vekilimle her zaman Ankara'da gelip sizinle paylaşıyoruz ama burada da tekrar bir kere daha hem paylaşma şansı yakalamış olacağız hem tekrar masaya yatırma şansı yakalamış olacağız. Size teşekkür ederiz. İlimize hoş geldiniz. Sağ olun.